Cümleten selamu aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı günler abi kardeşler. Bir kez daha PTT'nin mağduru olduk ama maalesef ki PTT'nin haricindeki diğer kargolarda da ücret sıkıntıları oluyor. Misal bunlar İstanbul'u 16-25'e gönderirken öbür diğer firmalar 30 liraya yakın, 34 liraya kadar, hatta o 40'a kadar kargo ücreti alıyorlar. Lakin abi kardeşler, şöyle bir durum var. Ben kargoyu ayın hepsi zaten üzerlerinde not. Yani bu kargoyu niye çekiyorum? Kargo paramparça olmuş. Mersin'in içinde dağıtıma dahi çıkmamış. Yani dışarıya Adana'ya gidip oradan misal dağıtıma verilecek. Oradan verilmemiş. Mersin dağıtım yer merkezine gönderilmiş. Orada da kırılmış. Bana bu şekilde şey yapıyorlar. Ürünü gönderiyorlar. Abi kardeşler bakın. İstanbul Ayhan Avcı ustaya ayın tarihinde kaçındaymış, dur bakayım. Ayın 4. ayın 20'sinde kargoyu vermişiz, teslim almışlar. Şurada da gönderi hareketleri diyor, bakın. El insaf yani. Gönderi hareketleri diyor, misal. Yenişehir diyor, bakın. Mersin Yenişehir'den ben vermişim. Ayın 4. ayın 20'sinde. Kabul edilmiş. İl içi adrese sevk demiş ondan sonra. 27 gün sonra. Tabi kargoyu gönderdim. Ayhan abi de bizi arıyor. T kargo 5. ayın 4'ünde PTT iş yerinde bekletiliyor. Ki niye? Bu ürün kırılmış. Arkadaşlar ben bunu almadım. Dedim ki arkadaş, sen benim hem kargomu kırıyorsun, parçalıyorsun, hem de aynı zamanda tutuyorsun, benden ücret talep ediyorsun. Hadi ücret talep etmezsen, direkt al desen tamam diyeceğim. Niye biliyor musun? Bu kargo daha Mersin içinden çıkmamış. Ben İstanbul'a göndermişim kargoyu ama çıkmamış. Bakın, her gönderi hareketleri vesaire hepsi burada mevcut. Ve bakıyorsunuz Bahçelievler posta, yani Mersin içi, Mersin görüyorsunuz. Kargo Mersin içinden dahi dolaştırmışlar. Kendi dairesi çemberi içerisinde dolaştırmış dolaştırmış. Gelmiş benden 16-25 kargo ücretini almış. Şimdi hep birlikte gözünüzün önünde. Bizim İstanbul'a göndermek istediğimiz, tabii ben Ayhan abiye telafisini yaptım. Yine o da benim cebimden çıktı. O kargonun ücreti vesaire her şeyi benim cebimden çıktı. Ürün kırılmış halde. Bakın, aç, sizlerin göz önünde de açacağım. Bir saniye. Bakın. Şuraya bak, rezalete bak. Bu kırılmış, yani kargomu sen al. Ne yazmıştır? Çok paramparça etmişler. Şanzelini nasıl kırmışlar ben onu merak ediyorum, patlatmışlar bak. Böyle şişeye atmışım abi. Şuna bak. Şanzelini duruyor da içindeki cam. Bakın abi kardeşler. Onu da açayım. Camlar elimize batarya, baksana dışarı kadar camlar çıkmış ya, nasıl fırlattıysa içim lan. Bak, görüyor musunuz? Zaten enginarmış diğer gönderdiğim enginar. Bu da panzehir şişesi. Kargoyu şöyle bandını bulayım mı? Bakın arkadaşlar, gözünüzün önünde açıyorum ki görün. Bak, bu plastik zaten. Bu o kadar şey olmamış, sızmış. Mecburen o kadar fırlatmış ki adam, böyle sızmış. Şeyi de görüyorsunuz bak, dipten kırılmış. Ne dibi, yandan yatay kırılmış. İçinde bir şey kalmamış. Minnacık, un ufak olmuş ya. Camlar hep minik minik elime batıyor arkadaşlar. O kadar ki hışımla fırlatmış. Bak, görüyorsunuz. Bu mudur yani? Kargo hizmeti bu mudur? Yani ben diyelim sana
pahalı bir ürün verdin. Ne bileyim televizyon gönderenler var, telefon gönderenler var. Ne bileyim hediyelik eşya gönderen var. Cam olunca kırması mı gerekiyor? Buna dikkat kırılır diye bir şey yapıştırması lazım vesaire lazım. Bunu sen buna sar. Ondan sonra buna kat. Sanki bu şeymiş gibi. Zarfmış gibi. Al bunu fırlat. Olacak iş mi ya? Yani bu ürünün zararını kim karşılayacak? Onu geçiyorum. O zarardan da geçiyorum abi. Ya bu kargo ücreti almak nedir? Mersin içinde dolaşan bir kargoyu almak nedir abi kardeşler? Ben bunu böyle paylaşıyorum. Tüm kargolarda bu sıkıntı var. Adam kargomu kırıyor, parçalıyor. Bir de utanmadan Mersin içinde dolaşan, normal şartlarda İstanbul'a gidecek olan bir kargoyu Mersin içerisinde kendi dağıtım merkezinde tutuyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim kargoyu parçalandı diye evin kapıya getiriyor. Ben istemiyorum. Gönderiyorum PTT'ye. Orada tantana yapıyorlar. Bilmem ne şu bu. Diyorum mahkemeye vereceğim sizi. Tüketici haklarına vesairene mağdur olduğum için. Adamlar geldi yine 16-25'ini aldı aptal gibi. Kimse kusura bakmasın. Devlet artık kime havale etmişse bu PTT'yi, artık her şeyi sattınız. O ayrı mesele. Bunu neye şey yapmışsa, gördüğünüz gibi kargo paramparça bir şekilde geldi. Bunun da utanmadan 16-25 ücretini aldılar. Artık ben tiskindim. Lanet gelsin dedim. Hayatta bu kelimeyi kullanmam. Lanet gelsin dedim. Al git dedim. E dedi benlik bir şey yok. Kargocu çalışanda bir şey yok tabii de. Hani bana illallah dedirttirdiler artık. Şu rezalete bakın. Yani şu hadi plastik diye kurtarmış. Ama şu camın haline bakın ya. Böyle normal düşmeyle kırılmış bir hali yok bunun. Bu fırlatılmış. Resmen fırlatılmış işte. Artık en insaf sizlerin de göz önünde soruyorum. Yani dikkat edin. Kargonuzu artık ambalajınızı sağlam mı yaparsınız vesaire. Ne yaparsan yap. İşte bak bu plastik. Sert bir plastik. Bize kendileri bunu söyledi. Böyle bir sert plastiğe koy diye kendileri söyledi. Yine de kıran, parçalayanlar kendisi. Suçlu olanlar kendisi. Ama ücret talep eden yine her türlü üste çıkanlar, hem güçlü, hem suçlu, hem güçlü olanlar yine onlar. Tekrardan esselamu aleyküm. Allah'a emanet olun.